28 Eylül, 4 Ekim terazi burçları neler bekliyor diyorsun. Notlarınıza da bakıyorum bu sırada terazi burçları. Evet, bu dönem belki en zorlanacağınız ve sizi en çok yıpratacak bir hafta. İnsanların gerçek yüzüyle, yakın akraba, çevre, iş çevrenizdeki inandığınız insanlardan böyle garip garip laflar duyup ben kimlere inandım da ben bu duruma düştüm dediğimiz bir hafta olacak. Sakinliğinizi koruyun. Çünkü onların yaptığı plan onların kendi ayağına dolanacak. Çünkü siz işinizde adaletli ve sistematik ve yalansız bir karaktersiniz. Sizinle çok oyun oynadılar. Aslında çıkacaklar onlar. Siz yeriniz sağlamlaşacak. Evet, bunun verdiği bir kırgınlık, bunun verdiği bir hüzün olabilir. Hiç üzülmeyin. Siz o kadar iyi niyetlisiniz ki insanlara kötülük yapacağını çok fazla düşünmüyorsunuz. Kötülükler ayaklarına dolanacak. Kendi işi, özellikle saç, hani kuaför, saç, ne bileyim, perukçuluk, cilt uzmanı, diyetisyen ya da sağlıklı kadınlara özel ya da erkeklere özel bakımla işi olan ya da çalışan terazi burçları, evet, sizin için zirve, para kazanma, daha verimlilik olacak. Eğer ortaklı bir iş planınız varsa yapın. Bu sana saç, kuaför, ne bileyim, estetik üzerine yapmak istediğiniz planlar varsa yapın. Bunlar size artı kazanç sağlayacağını not almışım. Ve şu an rüyalarınız, hissiyatınız ya da kalbinizden geçen sesi dinlerseniz bunlar doğru uyarılar veriyor. Yani kalbinizi dinleyin, kalp sizi doğru noktada yönlendirecek ve rüyalarınız bu hafta çok garip rüyalar göreceksiniz. Yazın bir kontrol edeyim bu rüyalarınızı da. Şöyle bir evre var, evinizi değiştirme niyetiniz var ve bu evin sizi artık huzursuz ve güvende hissetmediğinizi düşünüyor bazı terazi burçlarımız. Evet, bunu mutlaka yapın, evde güvende hissetmiyorsunuz. Ailenizle alakalı sorunlar yok. Ailenizin kendi içinde sorunları var, sizin ailenizde değil. Mesela babanızın kardeşleriyle, annenizin kardeşleriyle alakalı bazı mal konularıyla alakalı sorunlar var. Bazı terazi, evli terazi burçlarında boşanma evrakları, bu Ekim döneminde bir boşanma evrağınız gelebilir. Ya da boşanmayla ilgili davanız olabilir. Ertelenecek, haklarınızı almadan boşanma ya da istediğiniz hedef neyse bununla ilgili boşanmanız gerçekleşecek diyorum. Evli olan terazi burçlarında evliliğiniz ertelenebilir. Nişanlılık teklifi aldıysanız bile ertelenebilir ama sevdiğiniz insanla hayatınıza devam ettireceksiniz diye not almışım. Sizde de bilgisayar değil de yani yanlış mesajdan ilişkide bir yanlış bir mesaj ya da bilgisayardaki bir resimden yanlış an bir yanlış ilişkide bir yanlış anlaşılmadan doğacak bir kaos var. Lütfen bu hafta telefonlarınızı, bilgisayarlarınızı ya da yazışmalarınızı gizli tutun. Bu ilişkinize ya da evliliğinizde bir soru işareti ve güvensizlik yaratacak. Bu da sizi mutlu etmeyebilir. Almanız gereken bir para var, yüklü bir para. Belki bu iş mahkemeniz olabilir ya da bir dostunuzla alakalı. Bu mahkeme bu para parça parça size sunulacak. Ama hak ettiğiniz paranın hepsini, tamamını alacaksınız. Rahimle alakalı bir operasyon ya da bir akıntı ya da bir tedavi görebilecek bazı terazi kadınlarımız var. Erkeklerde de demişim ki göğüs tıkanması ya da spor yapmanız lazım. Vücut kaslarınızda yumuşamalar var. Bunları, hani vücudunuzla ilgili kaslarda zayıflık var. Bunları toparlamanız gerektiğini not almışım. Çocuklarıyla ilgili mutlu olan teraziler, daha böyle Karadeniz ya da Ege tarafına yerleşmek istiyorsunuz ama bununla ilgili yatırım ve planlarınız var. Ama bir dahaki sene planladığınız için şimdiden yeri beğenip almak istiyorsunuz. Hayırlı olsun. Yükselen ay burcunuzu dinleyin. Zorlu ama başarırsanız güzel bir hafta olacak terazi burçları. Yani sevgide ve umutta kalın. Yükselen ay burcunuzu dinleyin. Bol bol yazın, bol bol takipte kalın.